Evet sevgili izleyiciler, 30 Ağustos yurtta coşkuyla kutlandı dedik. Konserlerden de görüntüler yansıttık. Özellikle CHP'li belediyelerin etkinlikleriyle halkla kucaklaşma ve halkın da o coşkuyu hissetmesi ve yaşatması açısından oluşturdukları zemini de takdirle karşıladık. Hemen sohbete başlayalım. Hoş geldiniz Veli Bey. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Eylül başlıyor zaten, konuşacağımız evet. Çok konu var ama sözü 30 Ağustos'la başlayalım istedim ben. Çünkü 26 Ağustos Malazgirt Zaferi ile beraber bir yeni tarih yazma çabalarına sahne oluyor bu ülke. Oysa işte tıpkı Çanakkale'de Atatürk'süz Çanakkale kutlamaları yapma çabası gibi bir nevi. Ve insanlar da şaşırıyor, yurttaşlarımız da şaşırıyor. İşte o şaşkınlıkla herhalde 30 Ağustos gecesi daha büyük bir coşku yansıyor galiba diye düşünüyorum. Ne dersiniz? Tabii çok doğru söylüyorsunuz. Aslında bugün tartışılan konuyla da çok ilişkili, yerel seçimle ilişkili bu iş. AKP kendi tarihini, yeni bir tarih yazmaya çalışıyor. Bütün olaylarda gördüğümüz gibi. Daha önce biliyorsunuz 23 Nisan kutlanırken onun alternatif olarak şimdi FETÖ dedikleri, Fethullah Hoca Efendi Hazretleri ile birlikte kutlu doğum haftası yapıyorlardı birlikte. 19 Mayıs'ı köreltmek için fetih haftası yapıyorlar. İşte 26 Ağustos'ta da 30 Ağustos'u köreltmek için Malazgirt'i öne çıkarmaya çalışıyorlar. Bir tarih yazıyorlar, bir yanlış, yalan bir tarih üzerine Türkiye'yi inşa etmeye çalışıyorlar. Yani maalesef müthiş de bir algı yaratmış durumda. O nedenle şimdi yerel yönetimlerin önemi bir kez daha ortaya çıkıyor. Türkiye'nin gerçek tarihi, Türkiye'nin buraya nasıl geldiğini anlayabilmek için anlayanları unutturmaya çalışanlara yerel yönetimler aslında cevap veriyor. İşte bugün Türkiye'nin birçok yerinde 30 Ağustos kutlamalarını yerel yönetimler yapıyor. Bir tane AKP belediyesi göremezsiniz. Yerel yönetim kutlaması yapan, 30 Ağustos'ta öne çıkarmaya çalışan bir tane AKP belediyesi göremezsiniz. Çünkü onlar hem Atatürk'ü yok saymaya çalışıyor, hem bu Kurtuluş Savaşı'nın onlar açısından, onlar resmi tarihçisinin deyimiyle keşke Yunan kazansaydı, Cumhuriyet olmasaydı diyor. Ki bunu söyleyen AKP'nin resmi tarihçisi, resmi ağzıdır bunu söyleyen. O nedenle bir tane AKP belediyesinin hem 30 Ağustos ki bizi bugün burada bulmamız sağlayan, bugün Türkiye Cumhuriyeti'nin var olması sağlayan, bir Türk devletinin olması sağlayan o 30 Ağustos belki bizim tarihimizin en önemli zaferi yok sayılarak önemsizleştirmeye çalışılıyor. Bakın 26 Haziran'da, 26 Ağustos'ta AKP Genel Başkanı'nın Malazgirt'teki o devletin de katıldığı törenlere bakın. Bir de 30 Ağustos'ta sadece salonlara sığdırılmaya çalışan törenlere bakın. AKP sadece 30 Ağustos değil, 29 Ekim'i kutlamıyor. 10 Kasım'da ya grip oluyor ya nezle oluyor AKP Genel Başkanı. 23 Nisan'da dediğim gibi daha önce kutlu doğum haftasıyla üstünü örtmeye çalışıyordu. 19 Mayıs'ı fetih haftasıyla, İstanbul fethiyle gölgelemeye çalışıyor. 30 Ağustos'u böyle gölgelemeye çalışıyor. Şimdi burada niye yerel yönetim ne ilgisi var 30 Ağustos'ta Cumhuriyet'te, Atatürk'te, Atatürk'ün devrimleriyle? Bunları unutturmaya çalışan bir ciddi hükümet var. Ciddi bir siyaset var aslında. Sadece hükümet değil, bir siyasi mekanizma var. Bunun içerisinde vakıfları var, dernekleri var, basını var, sendikası var, sivil toplum var, düşünce kuruluşu var. Var da var. Büyük bir komple bir siyasi hareket 1923'ü, 1920'yi, 1919'u, Atatürk'ün devrimlerini unutturmaya çalışıyor. Onları yok saymaya çalışıyor. Her fırsatta onlara küfrediyor. Ama bir taraftan da bunu hatırlatacak bir bazı yerler olması lazım. Bu da bazen Halk TV, bazen birkaç tane gazete ama en önemlisi de yerel yönetimlerdeki cumhuriyete, laikliğe, demokrasiye bağlı yerel yönetimler hatırlatıyor. 30 Ağustos'u kim kutluyor? AKP dışındaki CHP'li belediyeler kutluyor. AKP'li belediyeler kutlamıyor. 29 Ekim'i kim kutluyor? 29 Ekim'i de CHP'li belediyeler kutluyor. Hatırlayın 19 Mayıs'ta bütün Türkiye'de kutlamaları, işte o muhteşem Kadıköy'deki yürüyüşleri Cumhuriyet Halk Partili belediyeler gerçekleştiriyor. O nedenle Fener alayları yani. Fener alayları yani, yurttaşın kutlaması için zemin yaratılıyor aslında. Tabii tabii. Sadece yani aslında orada bir tabii yok zaten zorla orada getirmek yok. Bir tarafta salonlara sığdırılmaya, unutturulmaya, önemsizleştirilmeye çalışan bir Cumhuriyet tarihi, Cumhuriyet'in kazananları, bir taraftan da onu hafızalarda tekrar yenilemeye çalışan bir yerel yönetim anlayışı. O nedenle yerel yönetimlerin önemi büyük. Yerel yönetimler sadece bir belde için, bir bölge için, bir il için
elektrik, su veya çöp toplama meselesi değil, tarihin hatırlanması, Türkiye'nin dönüşümünün önünde engellenmesi gibi bir işlev de yapıyor. Bakın, AKP'li belediyelere bakın. Ben yakından biliyorum, araştırıyorum, görüyorum. AKP'li belediyelerin desteklemiş olduğu vakıflar, desteklemiş olduğu kuruluşlar tamamen bir siyasi çizginin içerisinde geliyor. Kime bedava bina veriyor? Ensar Vakfı'na. Kime ücretsiz kurs veriyor? İlim Yayma Cemiyeti'ne. Yani kendi dışındaki hiç kimseye hayat anlayışı işte tanımıyor. Ayrıca AKP'li belediyeler yine sadece Cumhuriyet'in değerlerini değil, geçmişte bu topraklarda yetişmiş, herkesin ortak değeri olan insanlar da aşağılanıp yok sayılıyor. Örneğin hiçbir AKP'li belediyede Yunus Emre ile ilgili bir toplantı veya sempozyum göremezsiniz. Veya Mevlana ile ilgili bir etkinlik göremezsiniz. Hacı Bektaş Veli ile ilgili bir etkinlik göremezsiniz. Ahmet Yesevi ile ilgili bir etkinlik göremezsiniz. Hatta gelelim bugüne, o Cumhuriyet'in kazanımları olan, onların sayesinde yetişmiş olan, var olmuş olan, örneğin Kemal Sunal ile ilgili AKP'li belediyelerin hiçbirinde bir etkinlik göremezsiniz. Veya ünlü tiyatrocularla ilgili, ünlü yazarlarla ilgili bir etkinlik göremezsiniz. Değerlerimizle kimi, ilgili değil. Değerlerimizle, bütün değerlerimiz. Kimiyle ilgili etkinlik yaparlar, kim anarlar? Örneğin Bangladeş'teki, bizden 100 yıl sonra, hala bizden 100 yıl önce yaşayan Bangladeş'teki, işte bilmem ne okulundaki hocayı getirirler, anma yaparlar. Ve hala Taliban'ın etkinliğinde olan Afganistan'daki bir dini lider dedikleri birini getirir, anarlar burada Türkiye'de. Onun ismini ön plana çıkarmaya çalışırlar. Veya Mısır'daki bir üniversite yetişmiş hocayı getirerek Türk toplumun değerleri gibi sunmaya çalışırlar. Yani bu nedenle yerel yönetimlerin önemi çok büyük. Tekrar söylüyorum. Yerel yönetimler bir belediye sadece çöp toplayan, su getiren bir belediye olarak görmemek lazım. AKP'nin o kültür, AKP kendi Cumhurbaşkanı ifadesiyle söylüyorum. Biz o kültürde başarılamadık diyor, hala diyor. Etkinliğimizi kuramadık diyor. O kültür şeyini, bombardımanı, o kendi değerlerimizden uzak Recep Tayyip Erdoğan değerlerine, ona tırnak içerisinde söylüyorum, o değerleri topluma empoze etmek için her türlü imkanı kullanıyor. O imkanların karşısında duracak tek bir güç var, tek bir olanak var. İşte zaman zaman kıssak da, zaman zaman sevmesek de, cumhuriyete, demokrasiye, laikliğe, kadın erkek eşitliğine inananların tek bir nefes alma mekanı var. O da belediyeler, o da CHP'li belediyeler. O nedenle zaman zaman eleştirebiliriz, zaman zaman kızabiliriz ama bunları da unutmamak lazım. Onların sayesinde, örneğin 30 Ağustos'u nerede kutladık? İşte İstanbul'da Kartal'da kutladık. Ne bileyim, Maltepe'de kutladık, Kadıköy'de kutladık. Nerede kutladık? Çankaya'da kutlayabilirdik. Ankara Büyükşehir Belediyesi kutlamadı. Anadolu'nun CHP'li belediyesi olmayan hiçbir yerde 30 Ağustos kutlaması göremezsiniz. Samsun'da 19 Mayıs kutlaması göremezsiniz. O nedenle yerel yönetimlere kıssak da küssek de, zaman zaman eksikler olsa da, bilelim ki onlar bizim Cumhuriyet'in yaşaması, Cumhuriyet'in değerlerini yaşaması, Anadolu'da yetişmiş, yüzyıllar önce yetişmiş değerlerin yaşamasını sağlaması konusunda belediyelerin önemi büyük. Buradan bakmak gerektiğini düşünüyorum ben. Evet, bu da ortaya çıktı zaten dünkü tören. Bütün süreç boyunca, bakın ya, bütün süreç boyunca. Bir kez daha diyelim. Peki hazırlıklarla ilgili bugün bir haber okudum. Cumhuriyet Gazetesi'nde Erdem Gül'ün kulis haberiydi. 6 il özellikle konuşuluyor, değerlendiriliyor diye. Tabii kulis haber, sizde evet. Asıl haberler. Ne tür hazırlıklar var? Parti meclisinde de değerlendirildiğini görüyoruz. CHP'nin yerel seçim hazırlıklarıyla devam edelim. Şimdi tabii maalesef Cumhuriyet Halk Partisi son dönemde olumlu işlere çok gündeme gelmiyor. Parti içindeki kavgayla gündeme geliyor. Bugün de haberler var, evet. Ve arkadaşlar, izleyiciler soruyorlar. Yani parti meclisinde tabii oralara ki gelmedim, daha sonra parti geleceğiz. Parti meclisinde tabii ki tartışmalar oluyor. Önümüzdeki dönemde aslında yapılan en yoğun tartışmalar birisi de yerel seçimlerde nasıl başarılı olabiliriz diye bir tartışma yaşandı. Yani tartışma değil, bir konu konuşuldu. Yerel yönetimlerle ilgili ciddi şekilde konuşuldu. Bununla ilgili hem parti meclisi hem MYK ciddi bir yol haritası hazırlığı içerisinde. Bizim bu süreç içerisinde bütün Cumhuriyet Halk Partililerin, başta genel merkez MYK'sı, parti meclisi olmak üzere bütün Cumhuriyet Halk Partililerin bu sürece zarar vermeden insanlara tekrar o umudu vererek bir çalışma başlatması gerekiyor. Biz de o çalışmaları başlatmış durumdayız. Yerel yönetimlerden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun'un başkanlığında bu çalışmalar epey de beri aslında devam ediyor. Pek basına yansımasa da
epeyden beri devam ediyor. Önümüzdeki dönemde daha katılımcı, daha kuralları belli olan aday tespitiyle Türkiye'nin önüne çıkacağız. Umuyorum ki sadece 6 büyükşehir değil, onun dışındaki birçok büyükşehirde iddiamız çok, birçok ilde iddiamız çok. Bütün anketler de bunu gösteriyor. Çeşitli anketler yaptırıyoruz. Yani şunu söyleyelim, en son partiye, biz her ay parti anket yaptırıyor Türkiye'nin birçok yerinde. Gelen anketler, şunu söylemek isterim ki, öyle umutsuzluğa kapılmaya yer bırakmayacak kadar olumlu. En son ne zaman yapıldı? En son işte geçtiğimiz hafta yapıldı. Geçen hafta. Geçen hafta yapıldı. Yani oy oranımız, şunu söyleyebilirim, tam rakam vermem doğru olabilirim ama 24 Haziran'da milletvekili seçimlerinden aldığımız oyu çok üzerinde bir oy oranıyla karşı karşıyayız. Yani bu seçimlerde, yerel seçimlerde bir önemli başarıya yakalayacağımıza inanıyorum. Tabii bu tartışmaları geride bırakarak birlik ve beraberliğimizi, o geniş uzlaşmayı sağlayarak, Cumhuriyet Halk Partililerin birbirine olan küskünlüğünü son vererek bu başarıyı sağlayacağımıza inanıyorum. Çünkü ben de 2 yıl yerel yönetimlerden sorumlu genel başkanlığı yardımcılığı yaptım. Zaman zaman eleştirir ama şunu söylemek lazım. Türkiye'nin nefes aldığı, Türkiye'nin en başarılı belediyeleri övünerek söylemek isteriz ki Cumhuriyet Halk Partisi belediyeler. Şimdi büyüyen belediyelere bakın. İşte Bursa'sına bakın. Büyüyen belediye Nilüfer. Bursa'ya bakın. Büyüyen belediye Mudanya Belediyesi. Hiç kimse Orhan Gazi'ye ve başka ilçeye yerleşmeyi düşünmüyor. İzmir'e bakın. Muğla'ya bakın. Aydın'a bakın. İstanbul'a bakın. İnsanların nefes aldığı, insanların kendini özgür hissettiği belediyeler Cumhuriyet Halk Partili belediye. Hiç kimse Ümraniye'ye yerleşmeyi düşünmüyor ama herkes Kadıköy'e akıyor. Hiç kimse Pendik'e gitmeyi düşünmüyor. Kartal'a, Maltepe'ye gidiyor. Hiç kimse Bağcılar'da yaşamayı düşünmüyor ama herkes Bakırköy'de yaşamayı istiyor. Bu da Cumhuriyet Halk Partili belediyelerin toplumda, hem topluma o kendi anlayışını dayatmayan, daha özgürlükçü, daha şeffaf, daha katılımcı anlayışın sunulması, herkesin kendini daha özgür hissetmesi, kendini dışlanmış hissetmemesi anlayışıyla yönetilen belediyelerimiz var. Övünerek söylemek isterim ki ben de Türkiye'nin en başarılı belediyeleri Cumhuriyet Halk Partili belediyeler. Türkiye'deki yerel yönetimlerle ilgili Semra Hanım, ilk yapılan şeylere baktığımız zaman bunların tamamını Cumhuriyet Halk Partisi yapmıştır. Bizim tek bir problemimiz var, pazarlama eksiğimiz var. Örneğin Türkiye'ye ilk metroyu getiren Murat Karayalçın'dır, Nurettin Sözen'dir. İlk halk ekmeği getiren Cumhuriyet Halk Partili belediyelerdir. İlk, halkçı yönetim diyorsunuz. Tabii ilk toplu konut şeyini yapan, işte veya ilk kent bulvarlarını açan veya dolakaylardır. Yani Türkiye'de ne kadar ilk varsa yerel yönetimlerde övünerek söylemek isteriz ki bunların hepsinin altında tabii, Cumhuriyet Halk Partili belediyelerin imzası var. Eylül'de geldi. Yavaş yavaş artık o yerel seçimlere dönük haberleri ve hazırlıkları duyacağız. Benim birkaç sorum daha var bu konuda. Sizin biliyorum artık yerel yönetimler değilsiniz. Evet. Özellikle dolardaki fırlamanın cebimize yansıması ile ilgili haberleri ayrıntılı verdik. Çalışana yansımasını tabii da konuşmak isterim. Kısacık bir reklam arasılık tabii vereceğiz. Birkaç dakika. Ondan sonra devam edelim ama önce yerel yönetimlerle ilgili bir sorum olacak size. Sevgili izleyiciler, Veli Ağbaba'ya soracaklarımız var. Sizlerin de sorularınız var. Yansıtacağım, merak etmeyin. Türkiye'nin en özgür kanalındasınız zira. Evet sevgili seyirciler, şimdi Veli Ağbaba'ya hemen soralım. Sizlerin de soruları var. Yerel yönetimler konuşmaya başlamadan önce parti içi tartışmalar duruldu mu sorusu. Ki en son işte Yurt Gazetesi de sürmanşette değerlendirmiş. Kılıçdaroğlu'nun güvenmedim, İnce'nin de bana böyle söylenmedi, yalan söylüyorlar karşılığını vermesiyle yine bir tartışma ki bazı gazeteler kılıçlar çekildi diye de değerlendirmiş. Bu tartışmalar geride bırakılıyor mu? Gerçekten yerel seçimlerle ilgili hazırlıklara dönülüyor mu? Bir yandan da tabii ki 24 Haziran'la ilgili öz eleştiri yapılıyor mu? Bu sorular hala durulmadı Veli Bey. Bununla ilgili bir değerlendirme yapıyor musunuz? Hani nasıl bir yöntem izleyecek parti? Şimdi tabii bununla ilgili çok ciddi bir sandık, Türkiye'de bütün sandıklarla ilgili bir analiz yaptırıldı. Epey bir zaman aldı bu. Yani çok ciddi bir analiz yapıldı. Onunla bir çalışma yapıldı. Tabii bir öz eleştiri var mı? Öz eleştiri yapılıyor. Kendi içimizde nerede eksik yaptık, nerede yanlış yaptık, kampanyanın hangi ayağında eksik yaptık diye tartışılıyor, konuşuluyor. Tabii maalesef bizim en büyük eksikliğimiz her seçim sonrasında bir kurultay tartışmasıyla seçim sonuçlarını değerlendirememek. Burada yani bu kurultay tartışmasını parti açanların da günahı büyük olduğunu söylemek lazım. Yani şimdi bir parti
seçimden çıkıyor 24 Haziran'da. Nerede yaptık, nerede eksik yaptık? Bir değerlendirme yapması lazım. Sonuçta Cumhuriyet Halk Partisi'nin bugün muhalif olanı da, genel merkez yanında olan da herkes Cumhuriyet Halk Partisi'nin üyesi, bireyi daha sağlıklı bir yol alabilmemiz açısından keşke bu değerlendirmeyi yapılmasına izin verilebilmiş olsaydı. Ama maalesef Türkiye'nin gündemi hiçbir şey yokmuş gibi Cumhuriyet Halk Partisi'nin iç tartışmasıyla yaşanıyor. Bizim de burada günahımızın çok olduğunu söylemek isterim. Cumhuriyet Halk Partisi'nde siyaset yapanların da Türkiye her alanda çok zor günler geçiriliyor. İşte biraz önce konuştuk. 30 Ağustos gibi Türkiye Cumhuriyeti'nin tarihinin, Türk'ten tarihinin en önemli zaferini unutturulmaya çalışılıyor. Biz de kendi içimizde birbirimizi... Doğru olmuyor bu da diyorsunuz. Doğru değil, birbirimizi yemekle meşgulüz ama bunların aşılması gerekiyor. Türkiye'nin, hakikaten Türkiye'nin buna ihtiyacı var. Bizim birlikte el ele kol kola girme zamanımız. O gün parti meclisinin sonunda da Sayın Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu da ifade etti. Bu imza meseleleri geride kaldı. Benim için imza veren de bir, imza vermeyen de bir, değişim isteyen de bir, istemeyen de bir dedi. Bunu yerel seçimlerde göreceksiniz dedi. Artık bundan sonra hiçbirimizin bir tek Cumhuriyet Halk Partisi kaybetmeye hakkımız yok. Hiç kimse, en başta ben dedi Sayın Genel Başkanımız, dışarıda bir oy için saatte günlerce uğraşırken bir tane Cumhuriyet Halk Partisi kaybedemeyiz. Birlikte olacağız. Tabii belediye başkanlıkları seçiminde bu mesajların... Ya birlikte olmamız lazım, omuz omuz olmamız lazım. Şimdi bizim alternatifimiz Cumhuriyet Halk Partili belediye başkanı seçilmeyince bir başka cumhuriyeti, laikliği savunan bir başka aday seçilmiyor ki. Cumhuriyet Halk Partisi'nin zayıf olduğu anda güçlenen tek yeri var AKP. O nedenle hepimizin, özellikle bizlerin bunu dikkatlice davranmamız gerekiyor. Parti yönetenler başta olmak üzere, sorumluluk sahibi olanlar başta olmak üzere herkesin çok dikkatli hareket etmesi gerekiyor. Artık yani gına geldi, herkese gına geldi. Partiden başka tartışacak, sanki Türkiye'nin başka bir meselesi kalmadı. Cumhuriyet Halk Partisi'nin parti içi meselesiyle tartışıyoruz. Hakikaten hiç hoş değil bizim açımızdan utanç verici bir şey bu. Evet, tabii bu sözleriniz belediye başkanları seçimiyle beraber hani kimlerin tercih edildiği noktasında ki tercihlerle beraber tartışmalarda durulur evet. diye tahmin ediyorum. Evet. Bu arada bir sıcak gelişme var, arkadaşlarım uyardılar. Hava Kuvvetleri Komutanlığı'ndaki FETÖ yapılanmasına yönelik bir soruşturma var. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Ankara merkezde olmak üzere. 6'sı eski pilot, 22 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi deniliyor. 18 üsteğmen, 4 teğmen, toplam 22 kişi hakkında gözaltı kararı var. Ankara ve 13 ilde devam ediyor operasyonlar. Bu bilgileri paylaştıktan sonra asıl meseleye bir gelelim. Süremiz de akıyor. Şimdi dolarla ilgili, Türk lirasındaki erimeyle ilgili daha ziyade Evrensel Gazetesi çalışma hayatı üzerinden değerlendiriyor konuyu. Çünkü doların çıkması, Türk lirasının erimesi demek, cebimizdeki paranın erimesi demek. Şimdi bununla ilgili zam devalüasyonu bütün alanda hissedeceğiz. Bütün iğneden ipliğe her şey zamlanacak. Önümüzdeki süreçte de ilk etapta hem kağıttaki sıkıntı hem okul masraflarıyla beraber bütçelerde ciddi Tabii. bir sıkıntı yaşanacak. Buna yönelik hep örgütlülüğü ön plana sürüyoruz. Siz de örgütlerle ilgili, evet. çalışma hayatındaki örgütlerle ilgili bir temasınız olacak mı önümüzdeki süreçte? Çünkü işçilerin tutumu, örgütlü işçilerin tutumu, bütün işçileri, çalışma hayatındaki bütün üreticiyi de kastederek söylüyorum, etkileyecek ve anladığım kadarıyla da bütün darbeyi krizi yaratanlar değil, bizler. Tabii her zaman olduğu gibi, bütün krizlerde olduğu gibi bedeli çalışanlar ödeyecek. Bir organizasyon gerekiyor mu? Tabii var gerekiyor. Mı böyle bir çalışmanız? Şimdi şöyle, Cumhuriyet Halk Partisi bir... Bu 24 Haziran sonrasında hemen bir masa oluşturdu. Sayın Faik Öztürk'ün başkanlığında çok deneyimli isimlerin bulunduğu, işte İlhan Kesici'nin, Sayın Abdülhatif Şener'in, Sayın Aykut Erdoğdu'nun, Akif Hamza Çebi'nin, Bühnü Tamaylıgil'in içinde bulunduğu bir önemli bir masa oluşturdu. Birkaç isim daha var, onları belki şimdi unuttum. Bir ekonomi masası oluşturdu. Bu ekonomi masası hem... büyük iş yani TÜSİAD'ı falan la birçok iş alemiyle ilişkisi hem ekonomi yönetimini bilen, ekonomi bilen yazarlarla birkaç toplantı yapıldı. Biz de tabii ekonominin krizin en çok vurduğu alan maalesef işçiler, yoksullar. Biz de bugünden itibaren sendikaları ziyaret edeceğiz. Bugün ilk ziyaretimizi yine Faik Bey ile birlikte Türk İş'e yapacağız. Türk İş'te
İşçinin durumu nedir, ne oluyor onları konuşacağız. Kaçta ardından görüşüyorsunuz? Saat 11'de. Hı hı. Ardından diğer sendikaları ziyaret edeceğiz. Hem DİSK'i hem Hak İş'i ziyaret edeceğiz. Onlarla, onların düşüncelerini alacağız ve bu konuda çalışmalarımız devam edecek. Şimdi nasıl işçiyi vuruyor? Bakın 24 Haziran günü Türkiye'de asgari ücretin almış olduğu maaş 400 dolar civarındaydı. Hı hı. Şu an 250 doların altına indi. Genel zamlara baktığımızda işte yarın okullar açılacak. Dolar asgari ücretli çalışan nasıl etkileyeceğini hep beraber göreceğiz. İşsizlik hızla yükseliyor. Genç işsizlikte dünya lideriyiz. Sadece 2018'de kapanan iş yeri sayısı 20.607. Türk İş'in açıklamalarına göre açlık sınırı 1800 civarında bu ay açıkladığı rakamlara göre. Yani bu dolayısıyla her alanda aslında en çok işçiyi vuruyor. Şimdi bana ne dolarım yok ki bana ne olsun diyenler birkaç ay sonra doların onlara ne etkettiğini göreceğiz. Yani yedikleri sudan doğal gazına bakın kullanmış oldukları mazottan benzinine kadar her şeye zam geldi. Zam gelmeyen maaşlar dolayısıyla yani benzine vurduğunuz zaman bir litre süte vurduğunuz zaman veya ne bileyim doğal gaza vurduğunuz zaman maaşların nasıl eridiğini hep beraber göreceğiz. Bu krizin sorumlusu işçiler değil. Bu krizin sorumlusu emekçiler değil. Bu krizin de yükünü emekçiler ve işçiler çekmemeli. Bu krizin sorumlusu yıllardır ülkenin rantları kime veriliyorsa onların çekmesi lazım. Hala bakın bir tarafta samimiyetsizliğe bakın ki genel başkanımız da açıkladı 9 maddeyle. Bir tarafta dolara karşı milli duruş, severberlik başlatıyor. Ezanımıza, bayrağımıza saldırı var diyor. Diğer taraftan bunu söyleyen yönetim, AKP yönetimi dolarla garanti vermiş olduğu köprülerin anlaşma yapmış olduğu, dolarla anlaşma yapmış olduğu, garanti para verdiği anlaşmaları Türk parasına çeviremiyor. Yani bunu herkesin bilmesi gerekiyor. Bakın Osman Gazi Köprüsü'nden, 3. Köprü'den, Avrasya Tüneli'nden geçen her arabanın bedeli cebimizden dolar olarak ödeniyor. O büyük işte AKP'nin övündüğü büyük şehir hastanelerindeki gelmeyen her hastanın parasını dolar olarak ödüyor. Kimler ödüyor? O fakir fukara ödüyor. Şimdi bunların anlaşmalarını Türk lirasına çevirmediğin sürece bu konuda samimi olamazsın. Yani Türkiye ilginç bir ülke. Türkiye bir taraftan insanların yoksullaşmasını sağlayan bir hükümet ve bu yoksullaşma kendi yandaşlarına köprü ihalesiyle, 3. havanın ihalesiyle dolar bazındaki yapmış olduğu anlaşmayla aktaran bir hükümet. Bir tarafta onun yandaş bir muhalefeti var. 3.5 iken dolar alıyor. 6.80 iken dolar bozduruyor. Milliyetçi kesiliyor. Böyle bir düzenle karşı karşıyayız. Yani sorunun başına gelirsek anlaşılıyor ki, görülüyor ki kriz işçiyi vuracak, kriz emekçiyi vuracak, kriz üreteni vuracak. Biz de Cumhuriyet Halk Partisi olarak geçmişte herhalde herkes bilir ki Türkiye'nin en deneyimli, en saygın ekonomistleri Cumhuriyet Halk Partisi'nde. Onun işte başında şu anda Sayın Faik Öztürk var. Türkiye'nin en önemli ekonomistleri Sayın Aykut Erdoğdu var. Geçmişte Maliye Bakanlığı yapmış Abdülhatif Şener var. İlhan Kesici var. Sayın Akif Hamza Çevi var. Yani Türkiye'nin en önemli ekonomistleri Cumhuriyet Halk Partisi'nde. Ve bunlar şu anda her yerde Türkiye ekonomisinin düzlüğe çıkması ile ilgili çalışmaları hesap yapıyorlar. Biz de bu çalışmaların sonucunda bir çözüm önerimizi kamuoyuyla paylaşacağız. Yani ilk etapta sizin genel başkan yardımcılığınızla ilgili bir faaliyet olacak mı diye de bir yandan merak ediyorum. Çünkü geçen dönem sizin de organizasyonda etkin görev aldığınız, yürüttüğünüz daha doğrusu ortaya çıkardığınız işçi sendikalarının bir araya gelişi çok önemliydi. Hak İş dahil yani yan yana gelmeleri önemliydi. O açıdan dikkatimi çekmişti. Bundan sonraki süreçte de var mı? Aynı şekilde devam edeceğiz. Biz sonuçta amacımız işçinin, emekçinin çıkarını korumak. İlk kez hem Türk İş, yani onlara da çok teşekkür etmem lazım. Yani belki rekabetlerini bir kenara bırakarak, önce kıdem tazminatıyla yandaşlığı bir kenara bırakarak diyelim aslında. Kıdem tazminat çalıştayında Sayın Genel Başkanımızın, daha da ondan önce bir yemekte birlikte olmuşlar. Daha sonra da birçok çalıştayda birlikte olduk. Yani aslında önemli şeyler yapıldı. Örneğin kıdem tazminatı işçinin en önemli güvencesidir. Onun önlenmesinde 3 sendikanın ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin bizim rolümüz büyüktür. Yine
bu taşeron meselesinde herhalde Cumhuriyet Halk Partisi'nin hakkını hiç kimse inkar edemez. Hem onu, o konuyla ilgili 3 sendikanın görüşü birlikte bildirge yayınlandı. 3 sendika taşeron konusunda taleplerini ortak bildirgeyle açıkladı. Bu önemlidir. Cumhuriyet Halk Partisi'nin organizasyonunda yine kıdem tazminatıyla ilgili yapılan çalışmanın o sonucunu bizzat sendikalardan aldığımız o sonucu bakana ileterek, kamuoyuyla paylaşarak kıdem tazminatının kaldırılmasını önledik. Yani önemli şeyler yapıldı aslında bu dönemde. Bundan sonra da devam edecek. Önümüzdeki dönem bir kamu personeli yasası tekrar gündeme getirilecek. Memurların iş güvencesinin yok edildiği bir, onunla ilgili bir memur sendikalarıyla çalışmamız olacak. İşte genç işçilerle ilgili bir belki çalıştayımız olacak. Ama hiçbir zaman örgütlü kesimlerin sesini duymazdan gelmeyeceğiz. Onların söylediği şeylere birlikte bir politika oluşturacağız. Bizim için önümüzdeki dönem çok önemli. Onu da söylemek istiyorum. Önümüzdeki dönem özellikle örgütlü ve örgütsüz bütün emekçiler için önemli. Çünkü krizin yaşandığı bu dönemde zayıflayan fakirler için onlar olacak. Evet, önemli. Biz de hani sonuçta ben çok önemsemiştim o çalıştayları da. Bundan sonraki süreçte de ortak tavır almak açısından CHP'nin de öncülük etmesi ve o bir araya getirmesi sendikaları toplumsal barışımız açısından önemli. Çünkü tabii, kriz anları, kriz zamanları, böyle devalüasyon zamanları ruhsal sıkıntılar da yaşatıyor insanlara. Tabii örgütlülük deyince bir şey söylemeyi unuttuk. Belki birkaç günde böyle çok konuşulan, geçtiğimiz haftanın en çok konuşulan olaylardan birisi var. Cumartesi annelerin meselesi. Aslında o örgütlülük anlamında o da önemli bir şey. 700 haftadan beri yapılan, insanların evlatlarının yakınlarını aradıkları Cumartesi anneler etkinliğine şimdiye kadar hiçbir olayın olmadığı, hiçbir tatsızlığın yaşanmadığı, öyle sadece bir saat boyunca Galatasaray Lisesi'nin önünde oturan insanların orada oturulmama kararı verilmesi, geçtiğimiz hafta yasaklanması da manidardır. Biz şunu söyleyelim Cumhuriyet Halk Partisi olarak, o annelerimizin yanında olduğumuzu söyleyelim. Önümüzdeki cumartesi gün içinde onlarla birlikte olacağız. Bu konuyla ilgili de Cumhuriyet Halk Partisi hem milletvekilleriyle hem örgütüyle cumartesi ailelerinin haklarını savunacağını söylemek lazım. Ve bu barışçı eyleme terörize eden bakanlığı da, onun başındaki bakanı da kınadığımızı söyleyelim. Cumartesi günü, cumartesi annelerinin talepleri evlatlarının bulunması. Cumartesi gideceksiniz yani. Cumartesi Cumhuriyet Halk Partisi bu konuyla ilgili önümüzdeki saatte bir açıklama da yapacak. Cumartesi anneleriyle ilgili. Tabii. Evet. Bütün alanlar her şeyden korkuyor. 10 kişinin bir araya gelmesinden korkan bir hükümet var. Bütün etkinliklerin o hal devam eden, daha doğrusu kaldırılıp yasalarla devam eden fiili o halle bütün insanlar, bütün muhalefet, farklı söz konuşmak isteyen herkes susturulmaya çalışılıyor. Biz de cumartesi anneleriyle ve alanlarda, sokaklarda hak arayan herkesle beraber olacağımızı söylemek isteriz. Çok teşekkür ediyoruz Veli Bey. Bugün için ise saat 11'de Türk İş'te olacaksınız. Onun da altını çizelim. Çok teşekkür ediyoruz. Genel Başkan Yardımcılarından CHP'nin Veli Ağbaba'yı ağırladık sevgili izleyiciler.